Herkese merhaba. Uzun zamandır çekmeyi planladığım kanal tanıtım videosunu şu anda çekiyorum. Bu kanalda ne var? Öncelikle renkler var. Ben yalnızca bu bize boya olarak tanıtılmış ve bir şekilde satılan kalıp nesnelerden bahsetmiyorum da hayatın renklerinden, doğanın asıl renklerin kaynağı doğanın renklerinden, insanların renklerinden, aslında tüm renklerden besleniyorum ve bu noktada doğanın bize verdiği en güzel şeylerden bir tanesi bence gökkuşağı. Çünkü birçok farklı rengi bir arada bize yansıtabiliyor. Neyse ki ondan öğreneceğimiz hala çok şey var. Biz insanlık olarak farklı renkler bir arada pek fazla yaşayamıyoruz. Burası benim çöplüğüm özetle. Ve burada horoz da benim, civciv de benim, tavuk da benim. Ama bu olayın denizciliğe ne alakası var bilmiyorum. Yani isterim ki başka hayvanlar, mesela bende bir panda dövmesi var, şöyle göstereyim. Ben panda, buranın pandası da benim mesela. Ama başka kanallarda farklı hayvanlar olabiliyor diye biliyorum. Bu noktada araştırma yapmanız gerekiyor önce, üyelikten önce. Videolara kim nasıl karar veriyor? Ben karar veriyorum. Ben keyfim ve kahyası. Bu ücretsiz sürümde tabii 2008 Facebook esprileri de dahil. Bu da onlardan biriydi. Mesela bunu işte bir babanıza, efendim dedenize yaparsanız büyük büyük kahkahalar alabilirsiniz. Seni hınzır seni falan derler size. Ama ben Facebook'tan öğrenmiştim. Facebook kullandığım o eski yıllardan. Devamında ben kimim? Ben kimim sorusu benim kendi başıma cevaplayabildiğim bir soru değil ki ben size bunun bir karşılığını vereyim. Ama ben neyim? İnsanım diye umut ediyorum. Bunca yıldır bu umutla yaşıyorum. Burada neler yapıyorum? Bu kanalda neler yapıyorum? Bir sanat aşığıyım ve sanata dair yapmayı sevdiğim her şeyi yapıyorum. Asla bir profesyonellik iddiam yok. Hiçbir zaman olmadı. Hatta bu toyluk, bu amatörlük benim o kadar hoşuma giden, beni o kadar cezbeden ve besleyen bir şey ki, yani birçok iyi yaptığım şeyi bu amatör ruhla yaptığıma inanıyorum. Hatta bu kanal ilk açıldığında ismi bu sebepten tam da Toyluk Art idi. Sonra değiştirdim. Sonra çok farklı isimler de yaptım. Ama şu an ve kalıcı olarak bu kanalın ismi Gökkuşağından Kadın. Adımı ben seçmedim ama belki tanıma adına bir noktada yardımcı olabilecek bir şeydir. İsmim Elif. 22,5 yaşındayım. Buçuk kısmını böyle bir İşte çocuk gibi konuşuyor, yumuşatıyor falan gibi algılamayın. Çocuk gibi konuşmak bir derdim değil benim. Bir derdim değil. Cümleye bak. Çocuk gibi konuşmak değil de olay. Benim yani şöyle oldu. Karantina doğum günüme denk geldi. Sonuçta ben yıllardır aynı gün doğuyorum. Ama karantina bu sene doğum günüme denk geldi. Hal böyle olunca da mecburen yarım doğdum. İnşallah karantina sonlanıp böyle tam anlamıyla bir doğum gerçekleştirdiğimde doya doya 23 yaşındayım diyeceğim. Biraz deli olabilirim. Genellikle videoların iyiliği ve kötülüğü benim o anki psikolojimle alakalıdır. Davalık olmadığım sürece, biriyle bir şekilde sorun oluşturmadığı sürece herhangi bir videoyu silmeyi düşünmüyorum herhangi bir sebeple. Çünkü yaptığım kötü videolar, bu arada kötü videolarıma da ben gayet kendi başıma kötü diyebilirim. Ama siz de diyebilirsiniz. Değil, ne olacak? Yani yaptığım kötü videolar bana ilerlememi gösteriyor. Mesela ilk videonun sonu yok. Bayağı bildiğiniz çizmişim, çizmişim, çizmişim. Onun da sebebi kardeşimin işte telefonuyla çekiyordum o videoyu ben. Ve şarjı bitti. Ben sanıyorum ki video akıyor. Her şey devam. Ben çizmeye devam ediyorum. Ama o çekmeye devam etmiyor. Yapacak bir şey yok. Onun dışında başka ne söyleyecektim ya? Videoları kurgu yapsam iyi olacak. Genelde kurgu yapmıyorum. Mesela bu videoya bir kurgu yapmadım. Dedim ki bu dağınık odada ne kadar güzel bir şey yapabilirim diye düşündüm ve ortaya böyle bir şey çıktı. Belki videonun bu yanlarını keserim diye çok fazla hareket etmek istemiyorum ama kesmeye de bilirim. Beni tanıyın. Dağınık mıyım bilmiyorum. Pis noktasında çok emin değilim. Dağınıklık noktasında da çok emin değilim. Ama kendi içinde bir düzenim var. Ama
Ayrıca şu makyajla alakalı, kişisel bakımla alakalı şeyleri bir gün, elbet bir gün toparlamayı planlıyorum. İnşallah o günleri görürüz. Genç yaşımızda koronadan, maronadan ya da herhangi bir sebepten ölüp gitmezsek. Evet. Şöyle düşüneyim. Kanalda ne yok? Mesela şu ana kadar kanalda bir giriş cümlesi olmadığını fark ettim ben. Kendi videolarımın bazılarını tekrar tekrar izliyorum. Çünkü bazıları gerçekten bana da tekrardan ilham veriyor. Bir giriş cümlem yok. Neden yok? Çünkü kanalıma hoş geldiniz cümlesi benim çok böyle hoşuma gitmeyen, bence bayağı bayağı olmuş bir cümle. Ama buna sebep hoş geldiniz kısmı değil de kanal kelimesi. Kanal kelimesi bana çok böyle, nasıl diyeyim, hafif geliyor. Ağza oturmuyor ya. Böyle şey demek istiyorum ben. Merhaba arkadaşlar, dergahıma hoş geldiniz mesela. Müridim olmak için alttaki linke tıklayın gibi böyle. Çılgın çılgın bir şeyler. Güzel olurdu aslında. Müridim olmak ister misiniz? Aa, bu videoyu yayınlamayacağım galiba. Ya da yayınlarım. İkizler Burcu gibi davranıyorum galiba şu an. Burçlardan anlamam. Ama genelde hep ikizleri kötüledikleri için şu an ikizlere sallıyorum. Onun dışında bu arada hani kanal kelimesinden hoşlanmıyorum ama abone kelimesinden bayağı hoşlanıyorum. Bunun da sebebi Yonca Evcimik'in abone şarkısı. Aboneyim abone, biletleri cebimde, ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı. Aslında şey çok isterdim. Abone ol butonuna basınca Yonca Evcimik abone çalsın. Çok güzel bir şey olmaz mıydı? YouTube duy sesimizi. Yani bence özellikle bu MSN'nin şey özelliği çok güzeldi. Titreşim yollama, karşındakine titreşim yollama özelliği çok güzeldi. Bir yandan da kendime bakıyorum konuşurken videoda. Elbisem çok güzel. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama olayın realitesi ne biliyor musunuz? Üstümde elbise var ama altımda gerçekten eşofman var. Ya ben niye böyle bir insanım bilmiyorum. Buraya beni şabın diye, şabın, psikolojik olarak yorumlayın diye gelmedim. Ama ne bekleyebilirsiniz, ne bulabilirsiniz, emin olun diye geldim. Herkese saygım var, her görüşe saygım var. O noktada kendini net bir şekilde ve saygı çerçevesinde ifade etmiş herkesin her yorumuna açığım. Zaten ben bir video çektiğim zaman asla video şeklinde bırakmıyorum. Video yükledikten sonra açıklamalara unuttuğum yerlere ekliyorum. Tekrar belirtmek istediğim yerlere ekliyorum. Her videonun altına Instagram ve mail adresimi bırakıyorum. Bu kanala bağlı olan. Durum böyle. Yani bizde her kapı açık o noktada. Bizde mi? Mahalle abisiyim şu an. Keşke makyaj yapsaydım. Nasıl gözüktüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Suratımı blurlamak zorunda kalacak mıyım acaba? Çünkü az önce dedim ki makyaj yapayım. Sonra dedim ki yapmayayım. Sonra dedim ki bari en azından her şeyin kurtarıcısı yüce kırmızı ruja şey yapayım. Sığınayım. Kesinlikle dini tesavvufi bir ima yapmadım. Ama kırmızı ruj kullananlar bilir. Her konuda sizi toparlayan bir şeydir. Mesela suratıma şu an renk geldi. Ah, onun dışında şu ana kadar çektiğim videolar hakkında genel bir yorum yapmam gerekirse genel olarak videolarımdan memnunum. Beğenmediğim çok videom var bu arada. Ama dediğim gibi ben bunları gelişim olarak görüyorum. Çünkü bir şeyler öğreniyorum. Yalnızca ortaya bir hani malzeme, ürün, içerik her neyse bir yapıt koymaktan ziyade işte onu nasıl sunduğunuz, sunum çok önemli bu noktada. Biraz daha video kurgulamayı öğreniyorum. Belki bir intro yaparım videolarım için. Çok mutlu olurum o zaman. İnşallah bir intro yaparım ve bu videonun başında bir intro olur. O zaman kendimi öperim. Tiyatro yorumlarımı çok seviyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben tiyatro konuşmayı aşırı çok seven bir insanım. Zaten dolu dolu bir tiyatro aşığıyım. Ve tiyatro yorumlarımda
beni etkileyen çok büyük bir şey var. Bunu artık söylemek zorundayım. O seriyi hiç unutmuyorum. Zaten fark ediyorsunuz, sürekli aynı yerde, aynı açıyla, aynı şekilde konuşarak devam ediyorum tiyatro yorumlarımı yapmaya. Orada o gün 5 Ocak'tı. Sinem'in evindeyim. Sinem'in evini çok seviyorum bu arada. Sinem benim en yakın arkadaşım. Sinem'in evindeydim ve sevgilimden ayrılmıştım. Aslına bakarsanız o zaman sadece kendimi iyi hissetmeye zorluyordum ve bilirsiniz bazı şeyler zorlamayla olmaz. Hal böyle olunca dedim ki madem kendimi iyi hissetmeye zorlamıyorum, olduğu gibi ve elimden geldiği kadar ben bu videoları çekmeye başlayayım. Ve devamında yaptığım videolar o an böyle olurmuş gibi geldi. Şubat gibi de yükledim ben bu videoları. Fakat şu an mesela Haziran'dayız. Haziran mıyız şu an? Haziran'dayız şu an. Haziran'dayız ve açıkçası gerçekten kendimi vererek anlattığıma inanmıyorum. Daha doğrusu benim kendimi vermemden ziyade birçok oyunun hakkını vererek anlattığıma inanmıyorum. Belki hepsini genel bir tekrar geçerim. Belki 2019'un oyunlarını bitirir, 2020'nin koronasız döneminde gittiğim oyunlardan bahsederim. Belki başka şeyler yaparım. Resim çizmeyi çok seviyorum. Eskiden beridir, çocukluğumdan beridir. Bunu da göstermeye çalışıyorum. Bu bir kanal tanıtım videosu değil de hani burada ne görebilirsiniz videosu oldu daha çok. Burada ne görebilirsinizden ziyade aslında ben şeyi bahsetmek istiyorum. Ne göremezsiniz? Mesela bir günümü siz yönetemezsiniz. Ya bu şu an benim 101 abonem var. Komik gelebilir ama 1 milyon abonem olsam da siz benim bir günümü yönetemezsiniz. Neden? Çünkü irade diye bir şey var. Ya da mesela sevdiğim insanlara kötü şakalar yapmam. Onları zarar verecek, onları zedeleyecek, onları kıracak şeyler yapmam. Çünkü onlar sevdiğim insanlardır. Bu yüzden. Yani belki göründüğünden farklı işliyordur o taraflarda işler ama benim için bu böyle. Burada hep benim sevdiğim şeyleri, benim sevdiğim insanları görürsünüz ve hepsi de benim için birbirinden kıymetlidir. Yapmayı düşündüğüm birden fazla seri var ve hali hazırda fikrim olduğu birçok farklı konu var. Keşke bunun için bir kurgu yapsaydım. Ama sanırım kurgu yapsaydım şu an söylediklerimi söyleyemezdim. Videoyu editlerken belki editlemekte ya. Videoyu kurgularken, gerçi kurgu da Türkçe değil galiba da. Videoyu kurgularken kendimi atmayacağımı söz veriyorum. Çünkü bu videodan bir şeyler kestiğimde biraz da yalan söylemiş olurum. Ve Can Yücel'in de dediği gibi ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın. Umarım daha yakından tanışabiliriz diyelim. Ve umarım buralarda kendinize bir yer bulabilirsiniz. Çünkü benim kapım hep açık.